Savunma sanayinin kapasitesi ne kadar biliyor musun Türkiye'nin geçen yıl itibariyle ben söylüyorum 10 milyar dolarlık bir kapasitesi var. %60 ithal ikame 10 milyar değil mi abi? evet. Geçen yıl savunma sanayinin ihraç ettiği rakam 2.6 milyar dolar. İthal ettiği ise hemen hemen aynısı. Dolayısıyla savunma sanayini habire şey yaparak Türkiye'nin ülkenizin neredeyse uzaya gidiyor olduğu edin. izlenimini edin. yaratmanın hiçbir Sizin de anlamı savunmanız. yok. Bu bir, İki, sağlıkla ilgili diyorsun ki sağlık şöyle tırlandık, destan, destan şöyle u neredeyse uzaya çıkacağız. İki veri vereceğim, iki veri. Sadece bu şehir hastaneleri, bu şeyin iktidarın sözde şey projeleri. Nelerler ona? Şey, 21. yüzyıl projeleri. Şehir hastaneleri olmasaydı 10, bu pandemide 12 tane şehir hastanesi yaptılar. Yap, işlet, devlet, koy, şeyiyle ve sonuçta, sonuçta en azı 25, hatta bazıları neredeyse 40 yıl bu ülkeyi boşlandırarak yaptılar. Tahkim şeyleri Londra'da olacak. Dolar üzerinden şey yapıldı, e, ihaleler yapıldı ve ihalelere bakma imkanımız yok. Çünkü ticari sır diye bırakın şeyi meclise dahi bildirmiyorlar. Şimdi bunu rakamlandıralım. Rakamlandırırsak izleyicinin kafasında daha iyi canlanır. 12 tane şehir hastanesi yaptıktan sonra geçen sene bütçeye şehir hastanesinin koy ile yani yap işlet yapılmayacağı şehir hastanelerinin <laughs> devletin kendisini yapacağı şeyini getirdi bakan. Ben o zaman sordum. Demek ki dedim Şehir Hastaneleri olayı artık sizin kontrolünüzden çıktı. Ölemeleri yapamıyorsunuz. Devlete tekrar devletin şeyine döndüğünüze göre. Yani mevcutlar da devletin devlet, borcu yok evet. hocam. Bundan mi? sonra yapılacak devletin olan ödüyemediği hastaneler ödüyemediği şehir sonra yapılacaklar. Devlet içerisinden yapılacak. Yani devletin bu yıl ödeyemediği borcu bu yıl da ve yok. bundan sonrası için. Şimdi bu yıl bütçeye 16 milyar para kondu. Şehir hastanelerinin kira bedellerini ve hizmet bedellerini ödemek için. 16 milyar, dikkat edin. Ve geçen yıl devletin kendi eskiden olduğu gibi kendisi üzerinden yapmaya çalıştığı ve kendisinin yaptığı, <laughs> ihale ettiği hastaneler Antalya'da, e, aklımda yanlış kalmadıysa Samsun'da, Antalya'da ve benzeri 3-4 yerde yapılıyor. Yaklaşık bin yataklı hastaneler bunlar genel manada maliyeti 1 milyar civarında. Yani bu yıl ödeme için bütçeye konulan 16 milyarla siz 16 tane şehir hastanesi yapabilecek durumdasınız. 16 tane. Buna karşın 12 tane hastane yapılmış ve önümüzdeki 25 yıl boyunca biz ödemeye devam edeceğiz. Daha da rakamlandırabilirim ama rakamlara boğarak vatandaşın kafasını karıştırmak istemiyorum. Covid olayında Covid olayında şimdi bir dünya genelinde şey yayınlandı. Hangi devlet, hangi devlet vatandaşına Covid nedeniyle, salgın nedeniyle doğrudan yardımda bulunmuş? Gayri safi milli hasılasına göre, oranla. Zengin ülkeler toplam dünyada 7.9 trilyon dolar para yardımı yapılmış vatandaşa, ülkeler. Zengin ülkelerde Gayri safi milli Kimi hasılanın yüzde 12.7'si. 12. Bu veri nerenin verisi? 12.7'si. Sonra söyleyeceğim. Harcama ve gelir desteği bu. Harcama ve gelir desteği. Orta gelirli ülkelerde bu oran yüzde 3.6'ya geriliyor. Fakir ülkelerde, yoksul ülkelerde ise yüzde 1.6'ya düşüyor. Türkiye'nin oranı yüzde 1.1. Yani... 7.6 milyar dolar. Türk lirasına çevirirseniz doğrudan yardım adı altında hocam, verilen Hocam 46 milyar lira nakit olarak ödendi. Kalem kalem sayarım i̇şte, size. Yapmayın. İşte söylüyorum. Işte Yapmayın. Söylüyorum. O veriyi kimden aldınız 8 bilmiyorum. milyar, 8 milyarı çarp bakın, 7 ile 7 ile çarp 31, 56 milyar 31, dolar çıkar. 12 2020 tarihi Resul itibariyle Bey, Resul Bey, sonra 45 söylersin. milyar Resul Bey, sonra, sonra 296 milyonlar nakit olarak ödeniyor. Aynı şeyi söylüyor Aynı şeyi söylüyor. O senin söylediğin e, rakam 9 ancak dolar diyorum. Dolar diyorum. Doları Türk lirasına çarptığın zaman senin söylediğin rakam ortaya çıkıyor. Ama gayri safi, e, gayri safi milli oranı hasılasının %1'i 1.1'i. Bir Türkiye düşük. 1.1'i yani. bir döneminde hocam dünyada sadece Arnavutluk 100. Tabii Afrika ülkelerini falan bırakıyorum. Avrupa ve yakın çevre bağlamında konuşuyoruz. Arnavutluk 1.1 vermiş. 6.7 milyar dolar bizimle eşit. Meksika sadece bizden düşük. Meksika bizden düşük. Şimdi COVID'i böyle yönetmişiz. Peki niye böyle? Niye böyle? Merkez Bankası da her yıl Merkez Bankası'na ayrılan yedek akçe, yedek akçe, salgınlar için, seller Hocam, için, öyle bir akçe felaketler yok. Lütfen için. ekonomide öyle bu, bir şey yok. Bu yedek akçe. Yedek akçe diye bir şey yok. Bu yedek Merkez akçe. Hocam, bu yedek akçe. Sadece kar dağıtılır orada beklemesi gir, beklemesi var. Gir, gir göreceksin. Lütfen yedek akçe diye. Evelci seneye kadar yedek ekonomide akçe. Ekonomide ve Merkez Bankası'nda sene, yedek akçe bak, diye bir şey yok. Geçen sene 40 milyar lirayı yedek akçeyi. Yedek, yedek, yedek akçe diye bir şey yok. Geçen sene 40 yok. milyarlık yedek akçeyi. Ortakların karları orada durur. Bir dakika bir dinle. Hayır, hayır hiç alakası yok. 40 milyarlık yedek akçayı Ocak ayında her yıl Haziran ayında devredilirken Hocam, Ocak ayında şey devraldı Merkez hazineye devraldı. Bizzat, geçen bizzat yıl. Geçen yıl sordum bunları. Hayır. Biz sordum. Yedek ben akçe bunun, diye bir kalem yok. Ben bunun içerisinde yaşıyorum. Hocam yedek <laughs> akçe diye bir kalem yok Allah aşkına Hayran, ya. yasa çıkardık bununla alakalı. Ya ben. bununla ilgili yasa Tabii. çıktı. Yani zaten baştan ilgili yasa çıktı torba yasanın içinde. Yedek Yoksa yedek akçe akça. yedek akçanın Ocak ayı itibarıyla aktarılması için yasa çıkarıldı ve buna göre geçen yıl geçen yıl 40 milyar lira yedek akça bu pandemi için ya da başka şeyler için kullanılacak olan para Ocak ayında aktarıldı gir şeye Google'la yani hangi Ocak orada, ayında? orada göreceksin <laughs> bu yıl bu yıl da yine Ocak ayında bu yıl itibariyle Ocak ayında yani bu yıl derken ha. 20, 20 2020'den bahsediyorum hemen nakil yapıldı bu yıl yani para yedek, yoktu nasıl nakil yapıldı bu yıl yedek akça ya. yok bu Hı yıl ne? yedek akça yok aktarılan. 20 yılından bahsediyorum. 2020'den bahsediyorum. 2019'da 40 milyar dolar, 40 milyar liraydı. Gir göreceksin. Yedek Akçay'ın şeyini. Yani yönetim bu. Şimdi Senem Hanım, bir ülke iyi ya da kötü yönetiliyor demek için o ülkedeki insanların yaşam koşullarına bakmak lazım. Yaşam koşullarına bakmak lazım. Şimdi bu ülkede, bu ülkede asgari geçim şartlarında yaşayan 35-40 milyon insan var. Evet. Yoksulluk 2016'ya kadar bakanlık, Sosyal Güvenlik Bakanlığı yardım yapılan ailelerin sayısını veriyordu. İnsanların sayısını veriyordu. 2016'dan itibaren veremiyor. Ve 2016 rakamlarına bakın 16 milyon insan devletten yardım alıyor o zamanlar bunu çok biz bu kadar insana yardım veriyoruz falan diye büyüterek, gururlanarak söylüyorlardı. Zamanla rakam o kadar yükseldi ki ve insanların sayısı da artınca şimdi yayınlamıyor. Dört senedir yayınlamıyorlar. Şimdi bu ülkede geldiğimiz noktada işsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek boyutunda. TÜİK'in rakamlarıyla da öyle. TÜİK'in Geniş tanımlı işsizlik diye tanımlanan rakamlarda yüzde yirmilerde, yüzde yirmi beşlere ulaşan bir şey var. Daha da acısı, daha da acısı yüksek öğretim gören, üniversite bitirmiş insanların arasındaki işsizlik oranı, üniversiteyi bitiriyor adam, işsizlik oranı yüzde otuz beş, kırk civarında. Ama vatandaş bu ve sorunu ve yine AK Parti'ye En acısını özellikle. söylüyorum, en acısını sonra şey yapayım, son cümlemi söyleyeyim o zaman. En acısı yüzde Türkiye'deki gençlerin yüzde 67'si metropolün araştırması. imkan bulabilirse yurt dışına gitmek istediğini söylüyor yaşamını sürdürmek için. İmkan bulabilirse yüzde 67 ya bu şaka, şaka gibi bir rakam. Ve bu insanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın lideri olmak istediği ya da çok sevdiği neyse İslam ülkelerine gitmek istemiyorlar. Haçlı artığı diye tanımladıkları Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlar.